Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Fluid-Solid Interaction, FSI işlemini göstereceğiz. Bunun için bir workbench açıyoruz. Her ne kadar workbench'in içerisinde bir Solid-Fluid Interaction için custom sistem mevcut olsa da görüleceği üzere static structural, yani statik durumlar için oluşturulmuş bir komponent bu. Ama transient yaparken şu kısmın transient olması gerekiyor. Bunun yerine ayrı ayrı fluent ve ayrı ayrı transient structural açıyorum. Fluent'te oluşturulan dosyaların sadece son step'ini transient okuduğu için bunun yerine external data kullanmak suretiyle fluent'teki dosyaları transient'ın okuyabileceği dosyalar dizisi haline getireceğiz. Ayrıca da Fluent'in dosyasını external data'ya okutabilmek için bir dönüştürme gerekiyor. O dönüştürmeyi yapmak üzere bir results kullanmamız gerekecek. Geometrimizi şekilde gözüktüğü gibi hem katı hem de sıvı bölgesi olacak şekilde 3 boyutlu çiziyoruz. Bu geometriyi IGES olarak kaydediyoruz. Workbench'e dönüp geometri kısmına yüklüyoruz. Bu geometride iki tane parça mevcut. Parçalardan dışarıdaki olan kısım katı, içerideki kısım ise sıvı olduğu için başta ayarlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Fluent içerisinde sadece sıvı bölgeyi kullanacağımız için katı bölgeye sağ tıklayıp suppress diyoruz. Bu şekilde sadece sıvı geometrisi elimizde. Bundan sonra meshlemek üzere mesh'e çift tıklıyoruz. Burada meshleme işleminin yanı sıra named selection da tanımlayacağız. Ama öncelikle mesh yapalım. Element size olarak 5 mm giriyorum. Bu 5 mm'yi katı cisim içinde kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü her ikisinin sıvı ve katı bölgenin mümkün olduğunca not sayılarının, notlarının karşılıklı olarak aynı konuma denk gelmesini isteriz. Zira farklı olduğunda interpolasyon yapacak. O durumda sonuçlarda sapmalar olabilir. Karesel mesh oluşması için bir metot atıyoruz. Metot için bu geometriyi seçip yöntem olarak multizone diyorum ve sağ tıklayıp mesh'i oluşturuyorum. Akış bölgelerinde duvara denk gelen kısma enflasyon tabakası oluşturulması gerekmektedir. Bunun için enflasyon diyorum. İki tane geometri istiyor. Birinci geometri olarak body'nin tamamını seçiyorum. İkinci geometri olarak da bunun sınırını oluşturacak yüzeyi seçiyorum. Ve apply deyip mesh'imizi güncelliyoruz. Görüldüğü gibi sınır tabakalarımız oluşturulmuş vaziyette. Şimdi en önemli diğer kısım named selection oluşturmaya geldi. Bu Fluent içerisinde bölgelere sınır şartı tanımlamak için çok önemli. Zira Fluent içerisinde bölgelere isim vermek çok zor. Onun için burada bir isim veriyoruz. Ben bir koordinat sistemini görünür hale getiriyorum. Bu koordinat sistemime göre şu yüzeyi sağ tıklayıp Create Name Selection deyip buna Output diyorum. Şu dış yüzeyin tamamını seçip duvar, silindir duvarı diyorum sağ tıklayıp. İçerisinde bölgelerin standart isimleri bulunursa, mesela burada olduğu gibi wall kelimesi bulunursa, bu durumda Fluent bu karşılık gelen sınır şartlarına kendisi atıyor. Aynı zamanda şuradaki yüzeye de sağ tıklayıp buraya da piston diyorum. Buna da wall sınır şartını yerleştiriyorum. Oluşan mesh'in kalitesini görmek üzere quality tıklıyorum. Mesh metrik olarak istediğim metreye bakabilirim. Ortogonal kaliteye bakayım. Ortogonal kalitenin en düşük değeri %10 civarında olmalı. Burada olduğu gibi %95'ten daha büyük ortogonal kalite var. Bu çok iyi bir değer. Skimness ayrı bir
kıyas. Bu da 0,08 değerinden başlamış. En fazla %35'e gitmiş. Skimless'ın da %80 en fazla olması arzu edilir. Buradan da anlıyoruz ki meşimiz çok kaliteli. Buradan çıkıp Fluent'e dönüyoruz. Fluent'e geçmeden önce meşe bu hücrede sağ tıklayıp update diyoruz. Bu işaretin tik olmasını sağlıyoruz. Daha sonra setup'a çift tıklıyoruz. Benim işlemcim 4 çekirdekli olduğu için bunu seçiyorum. Double precision bazı durumlarda gerekiyor. Siz garantili olsun diye her durumda double precision'ı işaretleyebilirsiniz ve start diyoruz. Burada report quality'ye tıklayıp biraz önce görmüş olduğum ortogonal kalite en boy oranlarına bakıyorum. Minimum ortogonal kalite %95 civarında. Dolayısıyla sıkıntı yok. Bir de ölçeği kontrol ediyorum. Metre biriminde maksimum boy 0,4 metre olarak gelmiş. Dolayısıyla borunun 400 milimetre uzunluğuna denk geldiğini teyit ediyorum. Basınç esaslı bir çözücü kullanacağız. Transient bir analiz yapacağız. Yer çekimi ivmesini Y doğrultusunda -9,81 metre bölü saniye kare olarak giriyoruz. Model olarak buraları değiştirmiyorum. Termal bir analiz yapacağımız zaman enerji modeli eklememiz gerekecekti. Burada eklemiyoruz. Malzeme kısmına havayı atamış, katı kısmına alüminyum atamış otomatik olarak. Biz buradan yeni bir malzeme girmek üzere sağ tıklayıp New diyoruz. Bizim akışkanımız sıvı su olduğu için veri tabanı içerisinden sıvı suyu seçiyoruz ve bunu malzeme sekmesine geldiğinden emin oluyoruz. Bu suyu domain içerisine aktarmak için sezonlara giriyoruz ve fluid domain'i çift tıklayıp suyla hizalandıracağız. Başlangıçta havayla hizalandırılmış idi. Biz water liquid deyip suyla hizalıyoruz. Ve sınır şartlarına gelelim. Output dediğimiz kısım bir pressure outlet, yani atmosfere açık anlamında. Sıfır gauge basınç demek atmosfere açık anlamında. Daha sonra silindir wall'un zaten duvara hizalandığını görüyoruz. Piston wall'un da duvara hizalandığını görüyoruz. Interior dediği de içerideki hacmi oluşturan elemanlar. Onlara dokunmuyoruz. Problemimizin tarifi gereği şurada bir tapanın mevcudiyeti ve tapanın hareketiyle birlikte içerideki suyun dışarıya basınçla püskürtülmesi gerekmektedir. Bu olayı gerçekleştirmenin yolu dinamik mesh kullanmaktır. Dinamik mesh'i açıyoruz ve layering tekniğini kullanıyoruz. Onun için diğer teknikleri kapatıyorum. Layering'in ayarlarını da split factor 0.4 collapse factor. Dinamik mesh bölgesi oluşturmak üzere create and edit'e geliyoruz. Buradan bölgelerin dinamiklik özelliklerini tanımlayacağız. Output kısmı stasyoner olduğu için bu şekilde tanımlıyoruz. Piston duvarı rigid cisim hareketi yapmaktadır. Onu bu şekilde tanımlayacağız. Kalınlık olarak 5 mm veriyorum. Ancak çok önemli bir husus var. Motion profile tanımlamamız lazım hız için. Bu nedenle de fizik bölümüne gelip Profiles'ı tıklıyoruz. Buradan bir profil dosyası seçmem gerekiyor. Bu profil dosyasını seçiyorum. Profil dosyasının içeriğine bakacak olursak X Motion isimli bir dosya iki noktadan oluşmaktadır. Zaman 0 ve 1 saniye aralığında X doğrultusundaki hız 400 metre bölü saniye ve zamanın 1 saniye olduğu zaman da hız 400 metre bölü saniye olacak anlamına gelen basit bir kod bu. Bunu okeylediğimizde Motion olarak bu dosyanın geldiğinden emin oluyoruz ve create deyip piston hareketini tanımlamış oluyoruz. Daha sonra iç bölge için deforme olabilen bir sınır şartı tanımlıyoruz. Smooth ve Remesh'i kaldırıyoruz bunları yapmasın diye. Ve en önemli olarak son kısımda da silindir duvarı için sistem coupling'i işaretliyorum ve create diyorum. Negatif
Volume hatasını gidermek üzere dinamik meşe geri dönüyorum. Piston duvarına tıklayıp boyut olarak 5 mm boyut giriyorum. Initialization yapıyoruz. 9.75 10 üzeri eksi 6 saniye nereden gelmektedir? Toplam akış borusunun boyu 0.39 metre ve akışın hızı da suyun hızı da 400 metre bölü saniye olacağı için doğrusal bir mantık kuruyoruz. Doğru orantı kuruyoruz. Ve diyoruz ki 1 saniyede 400 metre ilerliyorsa bu su x saniyede 0.39 metre ilerler diyoruz. Burada x'i 9.75 10 üzeri eksi 4 saniye olarak buluyoruz. Ve ben bu bölgeyi 100 adımda incelemek istiyorum. Yani sanki 100'e bölmüş gibi. Dolayısıyla toplam bunu ben 100'e böldüğümde de her bir adımın 9.75 10 üzeri eksi 6 saniye olduğunu buradan hesaplıyorum. Hesaplamaya başlamadan önce yapacağımız son şey autosave'e gelip her zaman adımında birer tane dosya kaydetmesini sağlamak üzere burayı 1 yapıyoruz ve OK diyoruz. Bu esnada yeni iki klasörün içerisine girdiğimizde analiz dosyalarımızı görüyoruz. Dosyanın yanında bir klasör var. Bu klasöre tıklayıp DP0'a girdiğimizde FFF olarak adlandırılan Fluent kısım. Buna çift tıklıyoruz ve içerisinde Fluent'e baktığımızda başlangıçta mevcut dosyaları görüyoruz. Bunlar JAS dosyası, ayar dosyası, DAT dosyası da çözüm sonunda elde edilen solution dosyaları. Diğer dosyalarda profil dosyası, grafik olarak ayarladığımız değişkenlerin dosyaya kaydedildiği bir text dosyası. Çözüm sonunda ilave dosyaların bu klasöre geldiğini göreceğiz. Ve aynı calculate diyoruz. Solution Animation kısmında toplam basıncı ayarladığımız için şu anda ekranımızda adım adım çözümü görüyoruz. Alt taraftaki ibreden de toplam çözümün yüzdelik olarak ne kadarının tamamlandığını takip edebiliyoruz. Ve residual eğrilerine baktığımızda testere dişi gibi iniş çıkışlar var. Her bir eğri farklı bir denklemi göstermektedir ama hepsinin şablonu aynı. Belli bir değerden başlamış, belli bir değere inmiş, sonra bu tekrar etmiş. Bunun anlamı şu: 1.10 üzeri eksi 3 kadar bir hataya ulaşılınca yeni bir time step'e başlanıyor. Yani mevcut time step yakınsadı kabul ediliyor. Gördüğümüz üzere aşağı doğru inmesi hatanın azaldığı anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse her bir işlem 50 iterasyonun altında tamamlanmıştır. Yani biz maksimum 100 iterasyon yap adım başına dedik ve o 100 iterasyon çoktan yeterli gelmiş, bunu anlıyoruz. Çözüm tamamlandı. Bu ekran son adımdaki basınç dağılımını göstermektedir. Şurası ise baştan sona bir dağılımı göstermektedir. Şu adımdan sonrasını daha detaylı görmek üzere grafiğime çift tıklayıp y eksenini otomatik aralıktan kurtarıp maksimum 120 yapalım. Bu şekilde ilk pikten sonraki değişimi de görebiliyoruz. Görüleceği üzere 84 megapaskal, en son adımda 84 megapaskala kadar bir değişim mevcut. Tekrar auto range'e alırsak bu ilk pikin nedeni biz pistona hızı gerçek hayatta olduğu gibi sıfırdan belli bir rampa şeklinde uygulamadığımızdan kaynaklanıyor. İlk adımda birdenbire 400 metre bölü saniye hızı verdiğimizde bu şekilde bir pik oluşması normaldir. Ancak gerçek durumu yansıtmadığı için hesaplamada bu ilk piki dikkate almayacağız. Hesaplama sonunda Fluent klasörün içerisine girdiğimizde görüyoruz ki ilave dosyalar oluşturulmuş. HSF dosyaları sıfırdan itibaren 100'e kadar oluşmuş animasyon dosyaları. Bununla birlikte JAS ve DAT isimli dosya çiftleri var. Bunlar da 100'er adet oluşmuş. Her bir dosya
100 adımda yaptığımız çözümün her bir adımına denk gelen dosyalardır. JAS dosyaları, case dosyaları, analiz ayarlarının tutulduğu dosyalar, DAT dosyaları ise analizin çözümünün sonuçlarının tutulmuş olduğu dosyalardır. Mechanical Transient analizde biz bu dosyaları kullanacağız. Ancak bu DAT ve case dosyalarını daha farklı bir dosya formatına dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu amaçla da buradan results'ları çift tıklıyoruz. Açılan pencere CFD Post Results olarak adlandırılmaktadır. Burada Fluent'ten aldığımız çözümler görülmektedir. 100 tane çözüm dosyası mevcuttur. Buradan birinci dosyaya çift tıkladığımızda aktif dosyamız birinci case olmakta. File'a geliyoruz. Export diyoruz. Export, external data file diyoruz. Export yaparken dikkat edeceğimiz önemli bir husus mevcut. Burada seçeceğimiz bölge önemli. Biz silindirin duvarındaki datayı almak istiyoruz. Onun için burayı seçmeliyiz. Ve diğer önemli husus ise şuradan kuvvetleri seçmemiz lazım. Kuvvet X, kuvvet Y, kuvvet Z. Aynı zamanda aşağıda basınç da var. Fakat biz basıncı seçmiyoruz. Seçsek basıncı da alır. Ancak şöyle bir durum, önemli bir durum mevcut. Eğer basıncı seçersek sadece statik basıncın sadece statik komponenti aktarılmış olacak. Ancak dinamik kısım da mevcut. Onu da alabilmek için, onun etkilerini de görebilmek için biz burada kuvveti alıyoruz. Kuvvet almak için de kuvvetin 3 bileşenini ayrı ayrı hesaba katıyoruz. Diğer önemli husus da dosyamızı nereye, hangi pete kaydedeceğimizi ve hangi isimde kaydedeceğimizi seçmektir. 20. dosyaya çift tıklıyorum ve Export Data File diyorum. Bunu 20. dosya yapıyorum. Bir kere yaptığım için şu pager'i tekrar değiştirmeme gerek yok ve save diyorum. Benzer şekilde 100'e kadar bunu tekrar edeceğim. ADX klasörünün altında biraz önce oluşturduğum dosyaları görebiliyorum. Akışkan kısmında yapacağımız işlemler bu kadar. Bunları bağlamak üzere External Data'da Setup'a çift tıklıyorum. Click here to add to file'a tıklayıp biraz önce oluşturduğum dosyaları göstereceğim. Buradan çoklu seçim yapıyorum. Birden 100'e kadar aç diyorum. Şu kısımda seçmiş olduğum dosyaların geldiğini görüyorum. Sarı renk eksiklik olduğunu gösteriyor. Burada her bir dosyadaki sarı renkle işaretlenmiş olan eksiklikleri gidermek üzere tek tek bu alanlar kuvveti temsil ettiği için hepsine kuvvet hizası alıyoruz. Ancak hepsi için Force 1, Force 2, Force 3 diyor. E kolonu X yönündeki kuvveti gösteriyor. Diğeri Y ve Z yönlerindeki kuvveti göstermektedir. Benzer şekilde bütün dosyalardaki sarı renkli uyarıyı bu şekilde gideriyoruz. Güncellemek üzere Setup'ın üzerine sağ tıklayıp Update diyorum. Güncelleme tamamlandıktan sonra bu External Data'nın Setup'ını Transient'ın Setup'ı ile birleştiriyorum. Transient analizde biraz önce yaptığımız gibi geometriye sağ tıklayıp Design Modeler'da geometrimizi yükleyeceğiz. Burada File'dan External Geometry yükle diyorum. Ve Generate diyorum. İki tane cisim geldi. Sıvı cismi burada sağ tıklayıp Suppress'liyorum. Ve sadece katı cismin karşımızda gözüktüğünden emin oluyoruz. Bunu meşlemek üzere Model'a çift tıklıyorum. Meshi buradan yapacağız. Eleman boyutunu 5 mm olarak belirliyorum. Ve sağ tıklayıp Generate Mesh diyorum. Bu esnada Imported Load olarak B2'nin geldiğini görüyorum. Bu B2 dediğimiz yer şurada görmüş olduğumuz External Data. Meshimiz tamamlandı ancak gördüğümüz üzere
Meshimizin metodunu ayarlayalım ki üçgensel değil yapısal mesh oluşsun. Sağ tıklayıp metod ekliyorum. Bu tüm cismi seçip metod olarak multi zonu seçiyorum. Tekrar bir mesh güncellemesi yapıyorum. Mesh güncellemesi yapıldı. Yapısal bir mesh oluştuğunu görüyorum. Mesh'in kalite kontrolünü yapmak üzere quality'ye ve mesh metriklerine geliyorum. Element quality'yi tıklıyorum. Görmüş olduğum üzere en düşük kalite %56'dan daha fazla. Çarpıklık oranı için skimless'a tıklıyorum. Bunun da en büyük değeri %64 civarında ki %80'e kadar kabul edilebilir idi. Dolayısıyla meşimiz sıkıntı gözükmemektedir. Ve sonra transient kısımda analiz ayarlarımızı yapmak üzere geliyoruz. 10 tane adım yaptırmak istiyorum. Aslında 9.75 10 üzeri eksi 6'dan başlayıp 100 adımda 9.75 10 üzeri eksi 4'e kadar 100 adımda ulaşmıştık. Bu aralığı ben 10 adımda ayarlamak istersem karşılık gelen her bir adıma karşılık gelen zaman adımı bu olmalı. Bunu sağ tıklayıp kopyalıyorum. Buradan 10 adımda analiz yapmak istediğim için 10 adım diyorum ve buraya biraz önce kopyaladığım hücreleri yapıştırıyorum. Bütün adımları seçip otomatik zaman adımını kapatıyorum ve alt adımlama sayısını 1 olarak verebilirim. Burada istediğimiz değeri verebiliriz. Mekanikte import edeceğimiz kısma insert diyoruz ve bakın burada pressure da var, force da var. Biz burada force'u seçiyoruz. Force'u seçtiğimizde şu şekilde bir ekran geliyor. Gelen ekranda satır satır burada gördüğümüz üzere ve bu dosyaların hepsi external data'daki şu tabloya denk gelmektedir. 001 dosyası file 1 olarak hizalanmış. Benzer şekilde file 12'ye kadar hizalama var. Onun için burada hangi dosyanın file 1'in force 1, file 1'in force 2, file 1'in force 3 şeklinde hizalamalarını buradan almamız lazım. Force 1, 2, 3 dediğimizde x yönündeki force'a force 1 demişiz. Diğerine force 2, z'ye de force 3 denmiş. Onun için burada her bir zaman adımında karşılık gelen force 1, force 2, force 3'leri x, y, z komponentler olarak ekliyoruz. Aynı şekilde bunların zaman adımlarını da tabloda olduğu gibi kopyalayıp yapıştırıyoruz. 9.75 10 üzeri eksi 6'dan başlamışız. 9.75 10 üzeri eksi 4'e kadar. Gerçekte 100 adımda işlem yapmıştık. Ben onların 10'ar adımda olanlarını buraya yazdım. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Ve solution'a tıklıyoruz. Çözüm tamamlandı. Çözüm 18 dakika 58 saniye sürdü. Eşdeğer gerilme dağılımına baktığımızda birinci adımda 28.516 megapaskallık bir gerilme oldu ve zamanla azalarak 288.388 megapaskal civarına kadar anca düşebildiği gözüküyor. Halbuki biliyoruz ki bu aşırı gerilmenin asıl kaynağı şuradaki ilk pikten kaynaklanmaktadır. Ancak gerçekte oluşan bir pik değil bu. Bu nedenden dolayı aşırı derecede tüm yapıda gerilme oluşmuş ve mütakip zaman adımlarına da bu gerilme yansıyarak fazla, aşırı fazla gerilme gibi göstermektedir. Bu durumu bertaraf etmek için şu yüklemeyi yapıya uygulamamız gerekiyor. Onun için de mevcut yükleme koşulları altında ben birinci yükleme adımını devre dışı bırakıyorum. Sağ tıklayıp deaktif ediyorum. Bu birinci yükleme adımını oluşturan tüm zamanları deaktif etti. İlk 3 kademeyi deaktif etti. Gözüktüğü gibi yükü rampa şeklinde uyguluyoruz. Mümkün olduğunca başlangıç etkilerini minimize etmek için o ilk baştaki salınım hareketini, titreme hareketini ortadan kaldırabilmek için rampa uyguluyorum. Bu şekilde tekrar bir çözüm yapalım. Görüyoruz ki maksimum gerilme değeri şu şekilde dağılmaktadır. Bunun da tüm zaman adımları boyunca değişimi şu şekildedir.
göstergenin aktif olarak gerilme dağılımını yansıtması için şu düğmeye basıyoruz. Gerilmeyi simüle ediyoruz. Birinci adımda yükleme yok. Diğer adımlarda uyguladığımız yükleri görüyoruz. Son tarafa doğru ucudaki kalınlık, et kalınlığı azaldığı için oluşan gerilmenin de arttığını görüyoruz. Eğer sadece 80 megapaskallık sabit bir basıncın etkisini görmek istemiş olsaydık, imported load'u suppress ediyoruz ve bu pressure'ı megapaskal olarak uyguluyoruz. Bu durumda yapıda oluşan gerilmenin bir belli bir adımda ilk basamaklarda dalgalanma yaptığı, daha sonra sabit bir duruma geldiği görülmektedir. Tabii bu 80 megapaskalı aniden uyguladığımız için bu şekilde olmuştur. Stabil halde ulaştığı değer 245 megapaskal civarındadır. Bu etkiyi ortadan kaldırmak üzere etkinin görülmüş olduğu şu ilk 4 adımda 80 megapaskalı sıfırdan itibaren rampa şeklinde uygulayalım. Onun için yüke gelelim. Yükün ilk 4 basamağına kadar rampa olacak şekilde sıfırdan bu şekilde uygulayalım ve çözümümüzü yapalım. Çözüm tamamlandı. Çözüm 27 dakika 39 saniye sürdü. Eşdeğer gerilmeye bakalım. Görüldüğü üzere ilk baştaki titreşimler ortadan kaybolmuş ve stabil bir şekilde 247 megapaskal değerine oturmuş. Bu durumda emniyet katsayısının 15'ten itibaren azaldığı, en düşük olarak 1.01'e kadar düştüğü görülmektedir.